2013 yılında olan hadiselerden dolayı İhvan ve Cemaat-ı İslamiye Teşkilatı'ndan 8 yönetici hakkında idam cezası verildi Mısır'da. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler geliştiği bu günlerde bu karar hakkında ne söylersiniz? Evet, Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkinin geliştiği günlere denk mi geldi yoksa Türkiye'de Mısır'a bu konuda e, sorun çıkartmayacağız diye bir garanti mi verdi Mısır mahkemeleri bugüne kadar mahkemeyi uzatanlar neden bugün bugünlerde bu kararı verdiler Türkiye'nin bunda bir e, olumsuz tesiri var mıdır bilemiyoruz? e, ee, Sisi'nin darbeci olduğunu herkes biliyor. Türkiye devleti önce Sisi'ye tavır koydu. Katil dedi, darbeci dedi, zalim dedi. Ama 10 sene sonra gittiler Sisi ile görüştüler. Sisi bundan dolayı yüz bulmuş olabilir. Yani ben bu insanları idam etsem de Herhalde kimse sesini çıkartmayacak gibi düşünmüş olabilir. Türkiye İsrail'le güzel ilişkiler kurunca Filistin davasını unutunca İsrail azgınlaşıyor. Türkiye Mısır'la güzel ilişkiler kurunca oradaki Müslümanların oradaki Müslümanlara yapılan zulüm ve katliamı unutunca Mısır devletinin oradakilere zulmü artıyor. Yani en çok tepki gösterecek olanlardan biri Türkiye'dir. O da böyle davranınca devlet daha da zalimleşebiliyor. Bu bununla alakalı olabilir. İdam cezasına gelince bu insanların bir suçunun olmadığı ortada. Devletler böyledirler. Devletler hem suçludur hem güçlüdür. Hem suçludur hem de suçlar. Halkın seçtiği, seçimle iş başına gelen Mursi'yi, silah zoruyla devirmedi mi bu adam? Mursi'yi devirdi. Ve orada Rabia Meydanı'nda, çeşitli olaylarda 5000 bin kişiyi şehit etmedi mi? Etti. Bu insanlar Mısır polisine, askerine silahla karşılık verdiler mi? Hayır. Buna rağmen bir de tutuyorlar, bu insanları idama mahkum ediyorlar. Hem suçlu hem güçlüler. Siz bir kere meşru bir devlet başkanını devirmiş darbecisiniz. Ayrıca bu insanı büyük ihtimalle verdikleri ilaç ile ilacın dozunu ayarladılar. Mahkeme esnasında kalp krizi geçirmesini sağladılar ve öldürdüler Mursi'yi. Büyük ihtimalle öyle oldu. İlacı ayarladılar mahkemede kalp krizi geçirecek herkesin gözünün önünde ve işte kalp kriziyle öldü diyecekler. Mahkemede heyecandan ya da korktu, korkusundan öldü diyecekler. Kalp krizi geçirdi diyecekler. Yalan söyleyecekler. Bu şekilde yaptılar ve öldürdüler. Ölümü şüphelidir. Eğer hapishanede öldürseler, o zaman devlet öldürdü der herkes. Mahkemede herkesin önünde kalp krizi geçirmiş ve ölmüş olsun diye büyük ihtimalle bir ilaç verdiler. Yiyeceğine bir ilaç koydular. Bu şekilde öldürdüler. Ve şimdi tutmuşlar bir de geride kalanlara idam cezası veriyorlar. İdam edilecek biri varsa o da bu darbecilerdir ve orada o meydanda 5000 kişiyi öldüren katillerdir. Bu dünyada güç ellerinde diye istediklerini yapıyorlar. Bu dünyayı bilmem ama ahirette hesabını verecekler. Bu idam kararı temiz yolu da kapalı. Yani üst mahkemeye de gidemiyorsunuz. Belli ki yerel mahkemeyi baskı altına aldılar. Bu insanları siz hangi sebeple idam edeceksiniz? Öldüren sizsiniz. Bunlar bir şey yapmadılar. Bunlar hükümettiler, hükümeti siz devirdiniz. Hangi sebeple bunları idam edeceksiniz? Utanmaları yok yani. Utanmaları yok. Ve temiz yolu da kapalı, yani üst mahkemeye gidemeyecekler. Herhalde sadece, bilmiyorum müftünün, Mısır müftüsü'nün onayını onayı gerekecek mi? Yani temiz yolu kapalı ama müftünün fetvası gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Onu bilmiyorum. Belki bir tek o vardır. Yani müftünün de fetvasını belki isteyeceklerdir. Ama zaten müftü dediğinizde devletin adamı, Mısırlılar, Mısır müftüleri ve Şeyhül Esherle ilgili raculu devle derler. Yani devletin adamı. Yani Mısır müftüsü bunu onaylayabilir. Geriye kalıyor bir tek Cumhurbaşkanı, yani sözde Cumhurbaşkanı darbeci general Sisi o affedebiliyor. Yani adeta bize yalvar diyorlar. Bir tek sisi affedebilir. Anayasaya göre. Ben onların sisiye yalvaracağını hiç zannetmiyorum. Bunlar Hasan el-Benna'nın torunları, Seyit Kutub'un torunları bunların sisiye yalvaracaklarını hiç zannetmiyorum. İdamı şeref bilecekler, cennete gitmekten kaçınmayacaklar, seve seve idama gidecekler, zalimlerden yine de medet beklemeyecekler, ve onlara yalvarmayacaklar, özür dilemeyecekler. Çünkü özür dileyecek bir şey yapmadılar. Onlar seçimi kazandılar. Seçim yoluyla iş başına geldiler. Sonra Sisi onlara darbe yaptı. Ve o kadar insanı da öldüren yine Sisi'ydi. Bunlar kimi öldürmüş de bunlara bu cezayı veriyorlar.